Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm ve Yönetimimiz Kurulu Başkanım, Sayın Rektör Vekilim, Mütevelliyet Üyelerim, Sayın Dekanlarım ve Müdürlerim, Sayın Hocalarımız, değerli öğrencilerimiz, bugün ödül takdim edeceğimiz saygıdeğer konuklarımız ve ödül törenimiz ekranları başında seyreden çok kıymetli misafirlerimiz. Üsküdar Üniversitesi 7. Yüksek İnsani Değerler ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi olarak toplumsal değerlerin gelişmesi için topluma örnek olacak, insanları iyiliğe teşvik edecek davranış, olay ve kişilerin ödüllendirilmesiyle amacıyla düzenlediğimiz Yüksek İnsani Değerler ödüllerini bu kez 7.sini vermiş olacağız. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu ve Üsküdar Üniversitesi YouTube resmi hesabından da bizi canlı seyredebileceğinizi belirtmek istiyorum. Ekranları başında bizi seyreden kişilere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve müsaadeniz olursa öncelikle bugünkü programı arz edeceğim. Fijital gerçekleştirdiğimiz programımızda saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayacağız. Ardından üniversitemizin kurumsal filmi ve 24 altın değerin anlatıldığı Yüksek İnsani Değerler filmini hep birlikte seyredeceğiz. Bir de sizi bu senede geçmiş yıllara götüreceğiz. Hazırladığımız bir kolaj filmimiz olacak. Onu da birlikte sizlerle seyredeceğiz. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörümüz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızın açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Ve ödüllerimizi takdim edeceğiz. Sırasıyla bu sene Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomi profesörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Yunus, 22, 23, 24, 26 ve 27. dönem AK Parti Erzurum milletvekili, 58, 59, 60, 61 ve 65. hükümetlerin Sağlık Bakanı Profesör Doktor Sayın Recep Akdağ, yazar, çevirmen ve düşünür merhum Cemil Meriç, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı merhum Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman Uzman, psikolog ve akademisyen Profesör Doktor Sayın Öget Öktem Tanör, görme engelli motosiklet tamircisi Sayın Yılmaz Kazdal, kendileri de bugün aramızda, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına yönetim kurulu üyesi Doktor Sayın Canan Topçu hanımefendiye, şair, yazar ve siyasetçi merhum Sezai Karakoç'un hatırasına bu yıl efendim 7. Yüksek İnsani Değerler ödüllerimizi sizlerin huzurunda takdim edeceğiz. Sayın konuklarımız, şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz kıymetli misafirlerimiz. Şimdi de sizleri kurumsal filmimize baş başa bırakıyoruz. İstanbul'un kalbi Üsküdar'da, Türkiye'nin beyin üssünü kurmak ve dünya çapında bir üniversite olabilmek için kolları sıvadığımızda her şey insanı anlamakla başlar dedik ve bu gayeyle çıktık yola. Sağlık alanındaki çeyrek asırlık tecrübeyle Türkiye'nin ilk ve tek davranış bilimleri ve sağlık temalı üniversitesi unvanına kavuşmamıza uzanan yolculuğumuz böyle başladı. Kısa zamanda çok büyük mesafeler kat ederek ülkemizi bilimin ışığında parlak yarınlara taşıyacak gençler yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki ulusal ve uluslararası ölçekte çağdaş, donanımlı, sorgulayan, araştıran, bilim üreten gençlerimiz de global platformlarda daha birçok başarımız, gururumuz olacak. Biz hayatın içinde bir üniversiteyiz. Bir üniversite 5 yerleşke anlayışıyla İstanbul'un farklı noktalarından kolaylıkla ulaşılabilen yerleşkelerimizde öğrencilerimizin kampüs deneyimini şehrin dinamik temposundan kopmadan yaşamasını sağlıyor, onların hayata her an bağlı kalmalarına olanak tanıyoruz. Öğrencilerimize teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak sunduğumuz, yapay zekadan farmakogenetiğe kadar pek çok farklı alana yönelik 70'i aşkın laboratuvarımız, televizyon ve radyo stüdyolarımız, ileri teknolojiye sahip dersliklerimiz ve daha birçok modern altyapı özelliğimizle dünya standartlarında bir üniversiteyiz. 6 fakülte, 1 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve 5 enstitümüzde hepsi alanlarında yetkin 1000'i aşkın güçlü akademik ve idari kadromuzla 4 temel ilkemiz olan eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılığı yüksek öğretimin her alanında uyguluyoruz. Tıp, diş, mühendislik ve doğa bilimleri, iletişim, sağlık bilimleri, insan ve toplum bilimleri alanlarındaki lisans ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ön lisans programlarımızın yanı sıra bağımlılık ve adli bilimlerden tasavvuf araştırmalarına kadar farklı branşlara yönelik yüksek lisans ve doktora programlarımızla birlikte toplamda 22 bini aşkın öğrencimizde yüksek öğretimde çığır açmaya devam ediyor. 10. yılımızı geride bırakırken verdiğimiz 23 bin mezunumuzla da gurur duyuyoruz. Girişimcilik, üniversite kültürü ve yurt dışındaki birçok saygın üniversiteden önce dünyada ilk kez hayata geçirdiğimiz pozitif psikoloji gibi derslerin yanı sıra yüzlerce ulusal ve uluslararası çapta etkinlikle öğrencilerimizin iyi birer dünya vatandaşı olmalarını amaçlıyoruz. Türkiye'nin ilk bilim ve fikir festivali ve yüksek insani değerler ödülleri gibi geleneksel hale getirdiğimiz geniş kapsamlı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle kurumsal çalışmalarımızı sosyo-kültürel alanlara da yayıyoruz. Mutlu Yuva, Haydi Tut Elimi Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla sevgi ve güven dolu bir geleceğe katkıda bulunurken, bilim ve uygulama ortağımız NP İstanbul Beyin Hastanesi uzmanlarının desteği sayesinde başarıyla sürdürdüğümüz Aileler Üniversitede projesi ve benzeri çalışmalarla yarınlarımız için sağlam temeller inşa ediyoruz. ARGE odaklarımızın yanı sıra Brain Park Teknoloji Transfer Ofisi, Silikon Türk Teknopark gibi teknolojik inovasyonlarla bilimsel çalışmalarda öncü rol üstleniyoruz. Dünyanın 80 ülkesinden 3000'i aşkın uluslararası öğrencimizle farklı medeniyetleri Üsküdar'ın bilim çatısı altında buluşturuyoruz. Yüksek öğretimde uluslararası kalite standartlarına büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki tüm çalışmalarımızı Pearson, FEDEC, ILAT, ISO 9001 gibi akreditasyonlarla belgeliyoruz. Kurucu rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde G20 zirvesine ev sahipliği yapan ilk ve tek Türk üniversitesi olarak beyin konusundaki çalışmalarımıza küresel çapta devam ediyoruz. Geleceğin bilgili ve donanımlı hekimlerini yetiştirdiğimiz tıp fakültemizde afiliye hastanemiz NP İstanbul Beyin Hastanesi ile sürekli işbirliği içindeyiz. Ayrıca sağlık ve uygulama merkezlerimiz olan NP Fener Yolu ve NP Etiler Tıp Merkezimizde de geniş uygulama ve staj olanakları sunuyoruz. Üniversite tercihi gelecek tercihidir. Tercihini iyi bir gelecekten yana kullananlar Üsküdar Üniversitesi'nde buluşuyor, parlak yarınlara emin adımlarla yürüyorlar. Çünkü Üsküdar gerçek bir üniversite. Türkiye'nin beyin üssü Üsküdar Üniversitesi. Evet, kıymetli misafirlerimiz, bildiğiniz üzere yüksek insani değerler ödüllerimizi biz 24 altın değer bağlamında takdim ediyoruz. Dilerseniz o 24 altın değeri hep birlikte tekrar hatırlayalım. İnsani değerlerin yeniden inşası. İnsan, varoluşu sorgulayan, hayatın anlamını arayan, teselli ihtiyacı taşıyan sosyal bir varlıktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran değerlerdir insani değerler. Yüksek insani değerler hem bireye
hem de topluma fayda sağlayarak üreten, onurlu ve erdemli insan modeli için en önemli kılavuzdur. Ben yerine biz farkındalığı, egoizm yerine takım şuuru, bireysel fayda yerine toplumsal fayda bilinci. Toplumun ruh sağlığı ve bireyin iyilik hali için önemlidir. Kişinin en iyi tarafını ortaya çıkarmak, topluma faydalı ve iyi örnek olmak, iyi insan ve iyi bir toplum için gereklidir. Hayatı sadece materyal olarak değerlendirmek yerine, insan özgü kültürel öğeleri erdemli bir şekilde yaşatabilme becerisidir. İyi insan olabilmek, başarılı toplumlar için en büyük hazinedir. Değerler, insanların toplum olarak bir arada yaşamasına, birlikte hareket etmesine olanak sağlar, birlik ve beraberliği güçlendirir. Çocukluktan itibaren insanı insan yapan değerlerin öğrenilmesi, topluma erdemli bireyler kazandırılması için önemlidir. Aile, bu değerlerin kazanılacağı en temel kurumdur. İnsani değerlerin kişiden başlayarak topluma yayılmasında ve bu değerlerin pekiştirilmesinde en etkili kurumlar okullardır. Güzel insan modeli oluşturmak adına toplumun geneli tarafından ortak kavramlar olarak kabul edilen bu değerler bir anlamda mutluluğun standartlarıdır. 24 altın değer. Adalet. Adalet yalnızca mahkeme duvarında yazılan cezai bir kavram değildir. Bir duruma, olaya, kişiye veya herhangi bir canlıya sergilenen en iyi davranış modelidir. İnsanın herhangi bir durum karşısında olayın yanlışlığı ya da doğruluğu ile ilgili gösterdiği felsefi tavırdır. Dürüstlük, her şeyde ve her yerde doğru olma halidir. Doğrudan aç, eğriden tok görmedim demiş atalarımız. Daima hakkın ve haklının yanında haksızlık ve haksızın karşısında yer almaktır. Azeri atasözü şöyle der: az yiyerem hekimle işim olmaz, düz giderem hakimle işim olmaz. Şeffaflık, açıklık ve şeffaflık kendine olan güvenin göstergesidir. Güven kültürünü oluşturmak için bir araçtır. Kişiyi sahici kılar. Cesaret, bir konuda muhtemel riskleri göze alabilme becerisidir. Rasyonel kurallar bünyesinde insanı başarıya götürür. Gereksiz güç göstergesi değildir. Tehlike karşısında aklı kullanmaktır. Hem kişisel hem de sosyal hayatta başarının üretkenliğin anahtarıdır. Şefkat ve merhamet, zor durumda olana, muhtaç olana yardım etme, destek olma çabasıdır. Bu duygu sevgiyle kardeştir. İç huzuru getirir, başkalarına örnek olunmasını sağlar. Empati ve sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Sorumlu davranış, diğer insanlara saygı göstermeyi, sınırlarını bilmeyi, dürüst davranmayı, kontrollü davranmayı ve öz saygı içerir. Zaman içinde gelişen duygu, düşünce ve davranışlarımıza ortaya koyduğumuz bir beceridir. Güven ve sadakat, güvenli alan hissi uyandıran değerdir. Kişiye ve çevresine sığınacak liman duygusu yaşatan davranış modelidir. Utanma, utanma duygusundan yoksunluk, saygısızlığı ve duyarsızlığı artırır. Utanma duygusu kişinin öz denetim mekanizmasıdır. Yüzü kızaran insan başkasına kötülük yapmaz. Alçak gönüllülük, karşısındakine saygı duyma ve eşitlik tanıma bilgisidir. Empati, merhamet, sevgi, yardımseverlik gibi pek çok duygunun ortak sesidir. Yardımlaşma. İnsanoğlu eşi, dostu, arkadaşları, çevresiyle bir bütündür. Yardımlaşma ve dayanışma, zayıf, güçsüz, hasta, çocuk, ihtiyar gibi dezavantajlı fertlerin korkusunu giderir, teselli, huzur ve aidiyet hissettirir. Helalleşme. Herhangi bir menfaati olmadan kul hakkına dayanan ve karşılıklı rızayı ifade eden bir değerdir. Helallik kavramının yaşatılması düşmanlık duygusunu zayıflatır. Sosyal travmaların ilacıdır. Selamlaşma. İnsan ilişkilerinde güven ve dostluk mesajını içeren değerdir. Sosyal sermayedir. İçtenlik. İnsanlar arasında güven tesis eden gizli bir enerji barındırır. İnsanları birbirine bağlar, kişiye değer katar. Bağışlama. Kişiye özgürlük getirir, travma yükünü söküp atar, kin ve düşmanlığı giderir. Artık benden kötülük bekleme demektir. Cömertlik.
herhangi bir beklenti olmaksızın ilişkileri güçlendiren, sosyal duyguları geliştiren bir değerdir. Sessiz iyilikler insanda ihsana kulluk etme duygusu uyandırır, hayranlığı artırır. Fedakarlık, insanın sahip olduğu veya olacağı bir şeyden hiçbir çıkarı olmadığı halde başkası için vazgeçmesidir. İnsanın kendini eğitmesi için bir fırsattır. Sağlam bir kişinin göstergesidir ve bencilliğin ilacıdır. Minnettarlık, kişinin sahip olduklarının ve ona sunulanların kıymetini bilmesidir. Açgözlülüğün ilacı, esenlik hissinin ve bereketin başlangıcıdır. Çoğulculuk, sadece insanı değil, doğayı ve doğadaki tüm varlıkları kapsayan, bencilliği ortadan kaldıran bir değerdir. Can taşıyan her şeye saygılı olmayı bilme kabiliyetidir. Demokratik bir değerdir. Katılımcılık, bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır. Toplumsal dayanışmaysa toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Sosyal bağları güçlendirir, demokratik bir değerdir. Özgürlükçülük, kişinin arzu ettiği şeyleri genel kurallara uygun olarak yapabilme hakkıdır. Yetenekler fırsat verildiği zaman kendilerini geliştirme imkanı bulabilir. Özgürlüğün olmadığı ortamlarda yetenekler körelir. Demokratik bir değerdir. Hesap verebilirlik, öz eleştiri yapabilme ve öz denetimi sağlayabilme halidir. Sorumluluk duygusuyla beraber iyi, kötü, doğru ve yanlış kavramlarını anlama ve doğruya yönelme halidir. Uzlaşmacılık, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde birlikte hareket etme becerisidir. İyi nesiller yetişmesini ve takım ruhu oluşturmasını sağlar. Aynı gemideyiz duygusu uyandırır, geleceğini güvende hissettirir. Yenilikçilik keşfetme imkan tanır, özgüveni artırır, kişinin duygusal zekasını geliştirir, farklı bakış açısı kazandırır. Vefa, sadece İstanbul'da bir semt ismi değildir. Size yapılan özverileri ve güzellikleri unutmayıp gereklerini yerine getirmektir. İnsanı güvenilir yapar. Günümüz toplumunda maalesef bu değerler erozyona uğramış ve gölgede kalıyor. Oysa değerlere ihtiyacımız yok, kadim kültüre borcumuz yok diyen modernite iyilikleri gölgeledi. Toplumları değiştirdi. Serbest kalan kötülükler sosyal yozlaşma ve kuralsızlık getirdi. Bireysel huzur, toplumsal barış ve küresel denge, insani değerleri yeniden inşa etmekle mümkün olacak. Üsküdar Üniversitesi, özünde 24 altın insani değerleri barındıran yüksek insani değerler ödüllerini topluma kazandırıyor. Bu değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla örnek kişileri ödüllendiriyor. Üsküdar Üniversitesi Yüksek İnsani Değerler Ödülleri. Evet efendim, örnek kişiler. Bugüne kadar birçok isim ve kuruluşu bu platformda Yüksek İnsani Değerler Ödülleri ile ödüllendirdik. Bugün de öyle yapacağız ama öncesinde bugüne kadar kimler ödül almış? Kısaca bir hatırlayalım efendim. Buyurunuz.
Evet efendim, sizleri geçmişe götürdü. Kimileri aramızdan ayrıldı. Onları da rahmetle anmış olalım. Mekanları cennet olsun. Hayatta olanların Allah gayretlerini artırsın. Duamız da bu yönde olmuş olsun kıymetli misafirlerimiz. Şimdi bu altın değerlerin bugüne kadar yaşaması ve yaşatılması için gayretlerini yakinen bildiğimiz Üsküdar Üniversitesi'nde de bu ödül töreninin düzenlenmesine öncülük eden bir ismi huzurlarınıza davet edeceğim. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörümüz, yönetim üst kurulu başkanımız Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamı sahneye davet ediyorum efendim, kürsüye buyurunuz. Sayın Bakanım, sayın vekillerim, değerli hocalarım ve sevgili öğrenciler, bütün katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yedincisini yaptığımız İnsani Değerler Ödülü, neden böyle bir ödül ve ihtiyaç hissettik? En önemli sebeplerden birisi burada toplumda çok böyle toplumun bazı kahramanı diyebileceğimiz kişiler var. Bu kişiler genellikle hayatlarında çok fark edilmiyor, daha sonra anılıyor. Biz bu yaşayan kişileri bu şekilde anmaya çalıştık ve en azından hayatta olmayan kişilerin de hatırlanmasını, gençlere rol model olmalarını sağlamak yönünde neler yapabiliriz diye düşündük. Burada genellikle yani bu bazı olayların, kişilerin örnek seçilmesiyle ilgili sen bana şöyle bazı itirazlar geliyor. Şöyle, ya sen bir tıpla ilgileniyorsun, insan psikiyatristsin. Ne ödülle ne işin var, değerlerle ne işin var tarzında. İnsanın değerlerle ne işin var tarzında. Bu beni biraz şey yaptı, araştırmaya gitti. Değerler aslında insan davranışını geliştirmede ne kadar önemli olduğuyla ilgili, bununla ilgili birçok bilimsel temele doğru götürdü. Beni ta Heidelberg'e kadar götürdü, felsefenin kurucularına, kuantum fiziğine kadar götürdü. Şimdi biliyorsunuz kuantum fiziği ortaya çıktığında, çıkmadan önce Newton fiziği vardı. Newton fiziğinde ne vardı? İşte elektronlar var, en son bulunan şey de var. Yani bir zaman boyutu üzerinde duruluyor, hız boyutu üzerinde duruluyor, konum boyutu üzerinde duruluyordu. Fakat bu kuantum kurucuları, işte Heisenberg gibi şeyler bakıyor, bu evreni bunlar açıklamıyor diyor. Evreni bunlar açıklamıyor, başka bir şey olmalı diyor. Hatta şuradan hareket ediyor. Ya bir kemana bakıyor, kemana dokununca ses çıkıyor. Bu ses neyi gösterir diyor, ses. Yani demek ki o kemanın başka bir daha özelliği var, görünmeyen özelliği var diyor. Bu elektron, bunun acaba bir keman gibi sadece parçacık değil, acaba bir dalga mı diye araştırmaya başlıyor. Işığın parçacık ve dalga fonksiyonu 1920'lerde ortaya çıkıyor. Bu bulunduktan sonra, yani parçacıkların dalga fonksiyonu bulunduktan sonra bir zihin felsefesi ortaya çıkıyor. Zihin felsefesi ortaya çıktıktan sonra artık bu daha önce her şeyi maddeye indirgeyen bir yaklaşım sorgulanmaya başlıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde biz ABD'deki bir manifestoyu fark ettik. İbrahim Hocam, felsefe bölüm başkanı ve dekanımız buldu. Arizona Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi 2014 yılında bir manifesto yayınlanmış. Manifestonun adı Postmateryalist Bilim Manifestosu. Yani düşün, yani Türkçe'ye çevirdik, web sayfasına koyduk. 124 sayfalık bir eki var, şu anda onu da çeviriyoruz. Onu da koyacağız gerekçeleriyle birlikte. Ve bunun hareket noktası, bu felsefe manifestoyu yayınlayanlar kimler biliyor musun? Psikiyatrist, nörolog, sinir bilimciler ve şeyler, yani felsefeciler ve diğer sosyal bilimciler, pozitif bilimlerle, fen bilimlerle uğraşanlar, ya biz maddeyi açıklayamıyoruz artık. Bu evrendeki sırları açıklamak için madde yetmiyor. Maddenin sorgulanması gerekiyor. Ve yeni bir bilim ortaya çıkması istiyor diyor. Buna
Postmateryalist Bilim adı altında yayınladılar iki üniversitedeki hocalarla birlikte. Bu şu anda pandemi bu manifestonun kıymetini daha çok artırdı. Bu manifestodan sonra şu anda bu evrenin dijitalleşmesi, kuantum dinaminin ortaya çıkması ve o manifestoda referanslardan birisi de nörobilim orada. İnsan beyninin nasıl çalıştığı ile ilgili çalışma yapanlar bakıyor ki insan beyni kapalı çevrim çalışmıyor, açık çevrim çalışıyor. Ve bütün evrenle bağlantısallık var şu anda. Yani evrenin dijital bir evren olması ile ilgili. Yani evren daha önce biz diyorduk ki madde tabanlı diyorduk. Daha sonra enerji tabanlı evren dendi. Şimdi evren dijital tabanlı. Yani evrenin varoluşunda, yaratılışında aslında ilk başta ne var? İlk başta bilgi var. Evrensel veri tabanı var. Bunun ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var. Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz aslında evrensel veri tabanı demek. Evrensel veri tabanı. Ondan sonra matematik var, ondan sonra geometri var, ondan sonra fizik var, enerji var, ondan sonra madde var, kimya var, ondan sonra biyoloji, canlı ortaya çıkıyor. Böyle bir yaratılış hiyerarşisi var ve bütün bunlar ok işaretleri bize bir dış gerçekliğe götürüyor. Şu anda evrim de evrimi geçiriyor. Evrim zaten tamamlanmamış bir projeydi. Şimdi evrim de evrime geçiriyor ve evrimden sonra bu postmateryalist bilimden sonra Arizona, Louisiana eyaletinde, ABD'de bazı üniversitelerde, bazı liselerde, pardon düzeltiyorum, liselerde akıllı tasarım dersleri konulmaya başladı. Varoluşu açıklayan. Varoluşunun yeni gerekçesi, yeni tezi alternatif varoluş, akıllı tasarım. Yani bir dış güç var, o yarattı tarzında. Yani şu anda kuantum biliminin geldiği nokta şu anda bütün ok işaretleri neyi gösteriyor? Trafik işaretleri neyi gösterir? Kendini göstermez. Gidilecek yeri gösterir. Aynı şekilde şu andaki bilim evrenin varoluşuyla ilgili yönü gösterdi bize ve bizi ilginç tevhid noktasına getirdi. Şu anda bir evrende yaratıcı varsa ancak tevhid kavramıyla açıklanıyor. İşte ben bunu tabii burada postmateryalist bilim felsefesi ne vurgularken söylemek istedim. Son Bilgelik Psikolojisi kitabında da Spinoza'nın yanılgısı diye bu kuantumdan hareketle Spinoza'nın felsefede yaptığı, çünkü Spinoza şöyle diyordu, Einstein'a soruyorlar, siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz, peki nasıl açıklıyorsunuz ve evren? Hayır diyor, ben Tanrı'ya inanıyorum diyor, Spinoza'nın Tanrısına inanıyorum diyor. Ben Spinoza'yı araştırdım, Spinoza da panteist, yani doğayı Tanrı gibi görüyor. Ama şu anda da anlaşıldı ki doğa sadece yaratılmış. Hatta Max Planck diyor, kuantum fiziğinin temelini atanlardan birisi Max Planck diyor ki biz diyor evren bulmacasını çözmemiz mümkün değil. Çünkü çözmeye çalıştığımız evrenin bir parçasıyız zaten diyor. Çözemeyiz diyor. O zaman bir dış gözle bakmak gerekiyor. Zaten Einstein de öyle söylemiş. Ben evrene nasıl buldunuz bu keşifleri derken ben evrene bir Tanrı nasıl yaratır diye düşünerek buldum bu teorimi, geliştirdim diye söylüyor. Neyse, bütün bunlar bizi insanın davranışındaki psikolojik etkenlerin önemine, davranışını geliştirmedeki önemine etki. Ve psikolojide de şöyle, duygu, düşünce, davranış üçlemi vardı. Üçlüsü vardı. Daha sonra insan davranışını geliştirmede dördüncü değerler olduğu, yani bir insanın temel değerleri ve değer yargıları yoksa o insan kendisini bir şekilde hayattaki yol işaretlerini bulamıyor demektir. Aslında değerler dediğimiz bu 24 altın değer diye özetlemeye çalıştığımız değerler bizim hayattaki hedefimize götüren yol işaretleri. Bir kısmı amaç değerler, bir kısmı araç değerler. Yani hedefe götürürken bütün bunları genç kuşaklara, üniversiteye, öğrencilerimize bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Hatta bununla ilgili bir manifestoda bu değerlerle ilgili bir sentez yaparak küresel 2020 yılında, 21'di, yanlış söylemeyeyim, geçen sene post pandemik
iyi oluş manifestosu yayınladık. Bütün dünyadaki üniversitelere gönderdik. Orada pandemi sonrası grid reset yaşıyor dünya. Büyük bir yenilenme yaşıyor. Bu yenilenmede birçok hayatımızdaki birçok değerler artık yer değiştirecek. Daha önceliklerimizi yer değiştirecek. Dünyanın ötekisiyle daha çok ilgilenmek durumundayız. Dünyadaki gelir adaletsizliğiyle, doğaya karşı hoyratça davranmamızla, çevre hassasiyetiyle, birçok konularla ilgili birçok yeniden düşünmeler gerekiyor. Hatta bu son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu insanın zihin felsefesi beni bu noktaya getirdi derken, bir insanın yaptığı işin felsefesiyle ilgili bir söz vardır. Bu girişimcilikteki %15 kuralıdır kişinin. Girişimcilik, yenilikçi ve girişimcilikteki %15 kuralında kişi yaptığı iş konusunda %15, yani 100 saat çalışır, 15 saat yaptığı iş konusunda düşünsün. Yaptığı iş hakkında, düşüncesi hakkında düşünsün. Eğer bunu yapabilirse, bir yaptığı işin felsefesini üretebildiği için ilerleyebiliyor, geliştirebiliyor, vizyonu oluşturabiliyor. Bu nedenle biz gençlere hayata bakarken sadece bir maddeci, bir indirgemecikle bakmayın. Hayatta size yol gösterecek birçok daha insani değerler var. Anadolu irfanı var. Bu Anadolu irfanını şu anda dünyada bu Anadolu irfanını keşfeden Amerika keşfetti mesela. Amerika Anadolu irfanını keşfetti. Maalesef her zamanki alışkanlıkla hiç referans vermeden Harvard'da bu ders olarak okutuluyor. Şu anda Amerika Washington DC'de yaşayan bir hocamız geçen telefonla aradı. Burada üniversite, lisede ve lisede üniversite okuyan öğrencilerle ilgili birdenbire derste herkesi topluyorlar, mindfulness eğitimi yapıyorlar dedi lisede. Mindfulness eğitimi de farkındalık eğitimi, yani kendini tanı, kendini geliştir. İnsanlara işte minnettarlık öğretiliyor, bağışlayıcılık öğretiliyor. Ya bunu lisede zil çalıyorlar. Bütün öğrenciler toplanıyor okulda, lisede. Onlara mindfulness eğitimi vermeye başlamışlar. Ve durup dururken depresyona nasıl girilmez diye eğitim vermeye başlamışlar lisede. Koruyucu ruh sağlığı eğitimi. Yani bunu Washington DC'deki böyle Amerika'nın %1'lerinin gittiği bir okulda ki yapılan uygulamayı anlattı bana. Bu dedi ki, bizim okul kapıdaki öğrencilerin Porsche'si falan var dedi. Böyle bir okul dedi. Böyle bir öğrencilere bunu yaptırıyorlar çünkü intihar artmıştı, bağımlılık artmıştı öğrencilerde. Çözüm için mindfulness'ı. Mindfulness nedir? Anadolu irfanı ya. Doğu bilgeliği. Biz sahip çıkmazsak onlar sahip çıkıyor. Onun için bu değerlere biz sahip çıkmamız gerekir diye düşündük. Üniversite olarak bu bizim sorumluluğumuz dedik. Bunu 2016'dan beri değerler ödülü şeklinde yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah devam eder bundan sonra da. Burada toplumda Türkiye çok katkı sağlamış. Sadece kendisi için değil de dünyaya ya katkı sağlamış kişileri, kendisi için yaşamayan, yaşadığı toplum içinde bir şeyler yapmaya çalışan, insanlık için bir şey yapmaya çalışan örnek alınması gereken, hayatın sonuna geldiği zaman iz bırakan işler yapan kişileri jürimiz ödülde çok önemsiyor. Buraya katılan misafirlerimizi, ödül alacak hocalarımız hepsini tek tek tebrik ediyorum. Hepsi bir bizim için altın değer rolünde gençlere örnek olacak, rol model olacak ve yaptıkları büyük toplumdaki yaygın etkisi olan, özgün değer olan işlerle takdir edilecek kişileri kendi çapımızda takdir etmek istedik. Teşekkür ederim. Saygıyla selamlıyorum. Evet. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörümüz, Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Reza Tarhan Hocama bu güzel anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz efendim. 8 önemli ismi, değeri bugün sizlerin huzurunuzda ödüllendireceğiz efendim. İlk ödülümüzü 1976 yılında kurduğu banka ve geliştirdiği mikro kredi uygulamasıyla ülkesindeki yoksul halkın girişimci olmasını sağlayan
Nobel Barış Ödül sahibi Profesör Doktor Muhammed Yunus'a takdim edeceğiz. Önce Profesör Doktor Sayın Muhammed Yunus için hazırladığımız kısa bir biyografi filmi bulunuyor. Buyurunuz efendim, birlikte seyredelim. Profesör Doktor Muhammed Yunus, 28 Haziran 1940 tarihinde Bangladeş'te dünyaya geldi. Çocukluk yılları doğduğu köy olan Batua'da geçen Profesör Doktor Yunus, 1960 yılında Dhaka Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden mezun oldu ve bir yıl sonra aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi aldı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Profesör Doktor Yunus, Vanderbilt Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı ve Middle Tennessee State Üniversitesi'nde ekonomi dersleri vermeye başladı. Profesör Doktor Yunus, 1974 yılında Bangladeş'te Chittagong Üniversitesi'nde ders verirken, yoksulluk içindeki halk ve öğretmekte olduğu ekonomik teoriler arasındaki uçurumu fark etti. 1976 yılında yoksullara girişimci yapmak amacıyla Bangladeş'te kurduğu Köy Bankası anlamına gelen Grameen Bankası'nın fikri de böylece atılmış oldu. Fortune dergisi sürekli yenilik ve girişimciliği dolayısıyla Mart 2012'de Profesör Yunus'u zamanımızın en büyük girişimcilerinden biri olarak seçti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Profesör Yunus'a sosyal iş kavramını spor dünyasına taşıyan kapsamlı çalışmalarından dolayı Olimpik Defne Ödülü verildi. 2006 yılında Profesör Yunus ve Grameen Bank ortak şekilde Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüler. Yunus, 26 ülkedeki üniversitelerden 63 onur derecesi aldı. 10 ülkeden devlet onurları da dahil olmak üzere 33 ülkede 143 ödüle layık görüldü. Nobel Barış Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Özgürlük Madalyası ve Amerika Birleşik Devletleri Kongre Altın Madalyası alan sadece 7 kişiden biridir. Time, Newsweek ve Forbes dergilerinin kapağında yer aldı. Profesör Yunus, her bir kulübün 5 genç tarafından oluşturulacağı 1-3-0 kulüp ağı oluşturma programı başlattı. Program, küresel gençleri küresel sorunlara çözüm üretmek için eylemler başlatmaya dahil etmeyi amaçlamaktadır. Profesör Yunus, eski düşünce ve icra şekillerine geri dönülmeyecek şeklinde temel bir karara ihtiyaç olduğunu vurguluyor. 3-0'lar dünyasını oluşturarak yeni bir hedefe ulaşmak için tam sıfır karbon yayılımı, herkes için bir kez yoksulluğu sona erdirmek amacıyla sıfır servet yoğunlaşması ve herkesteki girişimciliği ortaya çıkararak sıfır işsizlik temini gibi yeni yollar inşa etmeyi öneriyor. Profesör Yunus, COVID-19 aşılarının küresel ortak iyilik haline getirilmesi için Haziran 2020'den bu yana kampanyalar yapıyor ve Dünya Ticaret Örgütü'nü dünyanın her yerine aşı üretme küresel kapasitesinin tam temini için aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarından geçici olarak feragat edilmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Yoksulları girişimci yapmak için oluşturduğu sosyal iş modeliyle kendisi gibi yeni bir dünya inşa etmek isteyen liderler yetiştirmek üzere Yunus Center AIT'yi kuran Profesör Doktor Muhammed Yunus'un Monica Yunus, Dina Afroz Yunus adlarında iki çocuğu vardır. Farklılıklardan bağımsız olarak adil bir rekabet düzeninde barış, insanlık ve uzlaşmaya dayalı daha iyi bir dünya için geliştirdiği sosyal iş modeli ve bu hayalini genç liderlere aktarmak için oluşturduğu eğitim programının yanı sıra geliştirdiği mikro kredi uygulamasıyla yoksul bireylere umut olmasından dolayı Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değerler Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür. Evet, sayın konuklarımız, Profesör Doktor Sayın Muhammed Yunus pandemi şartları nedeniyle fiziksel olarak aramızda olamayacak ama duygu ve düşünceler için Zoom platformu üzerinden Bangladeş'e bağlanacağız. Canlı yayında bizlerle paylaşacak. Ödülümüzü kendisi adına Grameen Mikrofinans yöntemlerinin ve programının Türkiye'de uygulamasında önemli katkıları bulunan akademisyen, yazar ve Türkiye İsraf Önleme Vakfı kurucusu Profesör Doktor Sayın Aziz Akgül'e takdim edeceğiz. Sayın Akgül, Sayın Yunus'un konuşmasına eşlik etmek üzere efendim sizi de buraya davet edeceğiz benimle birlikte. Ve şimdi Yunus'a bağlanıyoruz. Evet. Welcome to the ceremony. Beni görebiliyor mu? Evet. Öyle. Professor.
Hi professor. Ses yok. Hello, hello. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Good to see you there. Thank you. We are here. Time, yeah? We have a big gathering here at the university to give you another award. Oh, thank you. It's so kind of you. It's an honor to be with you again. Thank you. It's wonderful to be with you and all the faculty and the students of the Skadar University. It's a wonderful occasion. Dear professor, we would like you please to give us a short speech, and then after that I'm going to receive the award on behalf of you. Thank you. Thank you so much. Again, I want to thank you and the university for honoring me with this great award. I like the title of the award, the High Human Values Award, that focuses on the kind of thing that I was trying to do. And I like your team that goes into your university, one step closer to understanding human beings. I think that's our problem. We don't, in our economic system, in our global system, we forgot the basic element that we have built this infrastructure for, the human beings. Economics took human being as some kind of mechanical entity or money-making robots, and they built a whole structure on that. And this is what I stumbled with when I was a young teacher, starting to teach economics in the university in Bangladesh, while I'm coming back from the United States where I was teaching economics. And I saw a tremendous amount of poverty in the Bangladesh at that time, in the middle of 1970s. Over 80% of the people of Bangladesh were under poverty line at that time. And hunger and famine was our daily routine. And I said, my God, this economics has no contribution whatsoever in improving the life of these people. And I was seeing that I felt myself as a useless person. I learned something which has no use for real people on the ground. And I was trying to see if I can be useful to some people. So I started going to the village next to the university campus where I can be with the people and see if I can do something in this tiny, tiny little thing for every day, for some people, one people, two person or something. And I saw how people suffered because of the loan sharking. They need a small amount of money, $5, $10 worth of money to make a living for themselves. And that money is not available, so you go to the loan shark and borrow the money and lose everything they got because of the loan shark will grab everything. So I was trying to protect the poor people by an idea that I got into my head. Why don't I lend the money to the people who need the money rather than push them to go to the loan shark and become the victims of the loan shark? So I started lending money out of my own pocket. So that's the beginning. I thought this is just for being useful to some people in the village. I didn't realize that I stepped into a huge, huge big problem of the world. And I started in a battle with the banking system. I said, you are telling them that they are not, you don't lend money to poor people because that they are not credit worthy. Actually, the people should be blaming you because you are not people worthy. You have designed a system which stays away from people. That's your fault, not the fault of the people. Then I started talking about why loans don't come to the poor people in the villages and women particularly. I focused on women, lending money to women. And I said the entire banking system has to be redesigned completely so that it can be available to all the people in the world. Nobody should be denied of finance. That's a basic thing that the banking system has to start with. And I started saying that poor people, that the poverty is not created by the poor people. Poverty is created by the system because everybody is trying to go to the poor, help them to overcome poverty. I said, that's not the problem. Problem is that our system is wrong. And that's why I was mentioning that your team, that one step closer to human beings. Everything is away from human beings. Everything is about money, not about human beings. So I said, that we have to create a system
which is different. If you change the system, there'll be no poor person. This poverty is not inside the poor person. Poverty is imposed by the system on the person. So if you do not change the system, no matter what you do to the poor people, they cannot get out of poverty, because system always comes and imposes the poverty, because it's an imposition on people, not self-created poverty. So I started talking about the bonsai, the tree that we grow in our flower pot. I said, take the seed of the tallest tree in the forest and put the seed in a flower pot, and the tree will grow, but it will grow only about a meter high. It will not grow further than that. It will be exactly like the big tree that we saw in the forest, but it's only a tiny, tiny little replica of the big tree. And we call it bonsai, and we keep it in our living room. It's so cute that it stands there. It's a huge big tree, but we made it into a little tree, a mini tree. So I said, poor people are bonsai people. There is nothing wrong with the seed. They had the same seed like everybody else. Simply, society never gave them the space to grow as tall as everybody else. So it's a denial of opportunity. It's a denial of the rights of the people at the bottom that keeps them at the bottom, and so on. We created a system which takes all the wealth from the bottom and pushes in the top. So we have all the wealth concentration on the top and very little at the bottom. But the people live in the bottom. Most of the people are in the bottom, but they are not in touch with the wealth. All the wealth goes way, way above in the super, super rich people. They control 99% of the wealth of the entire world, super rich. I said, this is what is the problem with that. So I said, system has to be changed. And today, because of the system that we created the global warming, which made us very close to extinction, because soon human beings probably will not be able to survive on this planet because of global warming when we exceed 1.5 degrees Celsius. And that's the end of it, and it's very close. It's not too far away. Because of the stupid things that we have done through the businesses and everything that we have designed, created the global warming. It's a self-made problem. We chose a suicidal path. We are heading towards our suicide, destruction. And then the global wealth concentration. All the wealth goes in one direction. Wealth doesn't remain at the bottom, but the people are stuffed at the bottom. The wealth goes away to the top. So that system is also not workable. It will be a ticking time bomb. It will explode anytime. And then artificial intelligence is coming, and people are excited about it, talking about the fourth industrial revolution. I said, no, this is not about celebrating the fourth industrial revolution. It's about a danger that we are creating. Artificial intelligence will push human being out of every single activity that they are engaged in, what made human beings as human beings. They will be pushed out because the machines will take over everything. So human being will become garbage on this planet. It will be massive unemployment for the people. They will know what to do with themselves. I said, these are all the dangers we created by this system we created. So I tried to give an alternative. I said, still we have little time left, a few years that we have in our control, in our disposal. We should be putting all our efforts to create a world of three zeros. Zero net carbon emission, so that there is no global warming at all. We can do that. It's within our control if we make a decision of doing that. And zero wealth concentration. Wealth should be with people, not with the super rich on the at the top. So the wealth and people should live together, not separated from each other. And the third one is we will create a world without unemployment, zero unemployment. So zero net carbon emission, zero wealth concentration, zero unemployment. That's the world we want to create. And I'm inviting young people to take over the responsibility, saying that the older people cannot do it because their mind is stuffed with the old ideas and old thinking, old policies. They will always take us to the old destination. If you want to go to the new destination, you need new roads. And the new roads can be built only by new people, young people. So I'm encouraging them to create 3-0 clubs. 5 young people can get together, create a 3-0 club, and start working towards creating
the 3.0 world. And I said, what's one good beginning would be for creating 3.0 world, we start with 3.0 persons. Each one of you become a 3.0 person. Each one promised that I don't want to contribute to global warming. I don't want to contribute to global wealth concentration. I don't want to contribute to global unemployment, massive unemployment. So if you start, then we start thinking about the 3.0 people, 3.0 institutions, 3.0 markets, 3.0, because everything has to be conscious decision. It will not just happen. We are chasing money. Money is our God. So we go for money and everything will be okay. Everything will not be okay. So we have to be very careful. And thank you very much for giving me this time to share my thoughts with you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor. And I hope that we are going to see you in Turkey also in person. We miss you too much. Looking forward to it. Yeah. So, well, let me give you some information about the Turkish Grameen Microfinance Program also. Please. We started with one branch and now we have 94 branches. And fantastic. We have reached 200,000 poorest of the poor ladies, and we dispersed more than 1.3 billion Turkish liras to all these poor people. And as you taught us that the rate of return is 100%, again in Turkey is 100% here. Fantastic. Yeah, fantastic. We thank you very much. Thank you. Thank you so much. Yeah, we always inspired from all your speeches. We thank you very much. And now I'm going to receive the award on behalf of you. Thank you. Teşekkür ediyoruz. Aziz Bey, sizi şöyle ortaya alıyoruz. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörümüz, yönetim üst kurulu başkanımız Profesör Doktor Nevzat Arhan hocamızı tekrar sahneye alıyoruz. The founder of the university is going to give the award to you. Dear Professor, the founder of the university, Üsküdar University, Professor Nevzat Tarhan is now going to present the award to you. Thank you so much. I'm watching it on the screen. I want to thank you for your participation. It is the wonderful gift for us and from Turkey public values is very important. Thank you very much. Thank you. It's a great pleasure and thank you for giving me. Teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Muhammed Yunus adına Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız. Hisseden insan heykeliyle birlikte kendisine ödüllerimizi takdim ediyor efendim. Ve çekül fidan sertifikasını da takdim ediyoruz efendim. Alkışlarınız. Evet. Dear Professor, another award for you. Okay, thank you. Evet. Thank you very much for your speech and being with us. And I hope to see you in person as soon as possible. I'm looking forward to it. I'm looking forward to visiting the university, Üsküdar University. I'll be very happy to meet you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Teşekkür ediyoruz. Nevzat Tarhan hocamızı yerine alıyoruz, kıymetli hocamızı. Aziz Bey, günün anlam ve önemiyle ilgili bir şeyler söylemek isterseniz. Teşekkür. Yani hem biraz belki birkaç özet yapmak istersiniz hem de günden. Professor, now I'm going to translate what you have told to us. With the microphone. We thank you very much again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Buyurun. So I take leave from you. Thank you. Değerli Profesör Nevzat Yalçın, affedersiniz, Nevzat Tarhan. Allah rahmet etsin Nevzat Yalçıntaş'ın da tabii benim üzerimde çok emeği var. Ben Kuleli Askeri Lisesi'ne geldiğim zaman, o zaman Nevzat abi
intern olarak beni buldu ve muhteşem bir ağabeylik yaptı. Diyarbakır'dan gelmişim, İstanbul'a ilk defa geliyorum. Böyle bir muhteşem dostluk, yani insani değerleri aslında o zaman bizlere öğretmeye başladınız. Şimdi Profesör Muhammed Yunus'un söylediklerini genel mahiyette size arz etmek istiyorum. Efendim kendisi Amerika'da öğretim üyesi olarak bulunduğu sırada Chittagong Üniversitesi'nde ekonomik büyüme teorisi dersini veriyor. Fakat pencereden baktım diyoruz, genel mahiyette söyleyeyim, bütün söylediklerini özetleyeceğim orada. Dışarı bakınca ben ekonomik büyüme teorisini anlatıyorum derste, dışarıda ise fakirlik inanılmaz boyutlarda. Böyle bir şey olabilir mi diyor, talebelerini alıyor ve ondan sonra da hemen ilk çıktığı caddenin üzerinde bambu sepeti yapan, sandalye yapan kadınla karşılaşıyor. Nasıl yapıyorsun bunu diyor, kendisine orada soruyor. O da diyor ki işte tefecilerden ben alıyorum, işte diyelim ki 5 dakika alıyor. Efendim bunun 4,5 dakikasını, 4 daha fazlasını ben iade ediyorum diyor. Bu büyük bir tefecilik olayı tabii. Bunun üzerine cebinde 28 dolar karşılığı taka var o gün itibariyle. Onu diyor, ben o kadına başlayan, ben sana bunu versem, sonra da haftalık gelsem, senden alsam, hiçbir şey istemesem, böyle bir şey olur mu, yapabilir miyiz bunu diyor. Talebeleriyle birlikte, talebelerini de görevlendiriyor ve ondan sonra da o süreci başlatıyor. Bakıyor ki ya bu iş güzel oluyor, yani mikro krediyi bilerek yapmıyor bunu. Sadece bir deneysel çalışma olarak başlatıyor orada ve ondan sonra da bugün itibariyle dünyada 150'den fazla ülkede 150 milyondan fazla insan, aileleriyle birlikte 500 milyon insan mikro kredi uygulaması yapıyor ve 2015 yılındaki Birleşmiş Milletler New York'taki toplantısında da 2030 hedefleri, biliyorsunuz 17 hedef belirlendi. Bunlardan bir numaralı hedef her çeşit yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefi. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak da Muhammed Yunus başkanı olduğu bir danışma kurulu oluşturuldu ve en önemli, yoksulluğun azaltılmasında en önemli strateji olarak da mikro kredi belirlendi ve o uygulamaya başladı. Şimdi burada Muhammed Yunus bonsai ağacını ve bizim sorumluluğumuzu anlattı burada. Dedi ki yani aslında fakirlikten fakirler sorumlu değil, biz sorumluyuz, sistem sorumlu. Yani bizim bunu çözmemiz lazım. Onun için işte Chittagong Üniversitesi'nde yani Bangladeş bağımsızlığını kazanınca geldi ve nasıl katkıda bulunurum diye başlayıp mikro kredi uygulamasını öyle anlattı ve bize de onu öneriyor. Yani oturup sizler mutlaka yardımcı olun, çalışın, gayret gösterin, fakirliği ortadan kaldıralım diye. Sonra bonsai ağacına benzetiyor bu fakirleri. Diyor ki yani bulundukları ortam o kadar sıkışık bir ortam ki yani onu bir imkan sağlayacaksınız. Dolayısıyla ormandaki ağaçlar nasıl büyüyebiliyorsa o bonsai ağacında daha da büyütebiliriz. İşte fakirlere de eğer destek verirsek, imkan verirsek onlar da o noktaya gelirler. Bu vesileyle ben de Türkiye'deki uygulamayı müsaade ederseniz hemen bir cümleyle ifade edeyim size. Türkiye'de de Muhammed Yunus'la 2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle mikro krediyi biz ilk önce Diyarbakır'da, şimdi ise 65 ilde 94 şubede 200 binden fazla dar gelirli kadına yaklaşık 1 milyar 300 milyon civarında mikro kredi verdik ve teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan geri dönüş oranı %100. Bağışlar, yani hibe şeklindeki yardımlarla yoksulluğu ortadan kaldırmak mümkün değil. Dolayısıyla insanlara destek vermek suretiyle bu noktaya gelmek mümkün. Böyle bir fırsatı, böyle bir imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz Nevzat abi. Ve hürmetlerimi, hepimize hürmetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Aziz Bey, biz de teşekkür ediyoruz ve kendilerini yerlerine alıyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, sıradaki Yüksek İnsani Değerler Ödülümüzü Sağlık Bakanlığı görevini sürdürdüğü dönemde dumansız hava sahası ve obeziteyle mücadele programı gibi öncü projeleri imza atması ve sağlıkta dönüşüm programıyla küresel etki sağlayan özgün bir model oluşturmasından dolayı
22, 23, 24, 26 ve 27. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili, 58, 59, 60, 61 ve 65. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten, aynı zamanda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Recep Akdağ'ı takdim edeceğiz. Ama öncesinde kendisiyle ilgili hazırladığımız biyografi filmini hep birlikte seyrediyoruz efendim. Profesör Doktor Recep Akdağ, 8 Mayıs 1960'ta Zekiye ve Yahya Akdağ çiftinin çocuğu olarak Erzurum'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nde başladığı üniversite eğitimini tıp fakültesi olarak değiştirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzman oldu. Ardından bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları ve kanser genetiği üzerine çalışmalarda bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı, satın alma komisyonu başkanlığı, tıp dergisi editör yardımcılığı yaptı. Kuruluşunda yer aldığı Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1999'da profesör oldu. Özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında 11'i uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere 100'ün üzerinde makale ve tebliğ yayımlandı. 1996'da İstanbul Tabip Odası'ndan Yılın Makalesi ödülünü aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 22, 23, 24, 26 ve 27. dönem Erzurum Milletvekili olarak giren Profesör Akdağ, 58, 59, 60, 61 ve 65. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. 18 Kasım 2002'den 24 Ocak 2013'e kadar Sağlık Bakanı olarak görev yapan Profesör Akdağ, bu göreve 4 kez üst üste atanan ve Doktor Refik Saydam'dan sonra en uzun süre görev yapan Sağlık Bakanı'dır. Adalet ve Kalkınma Partisi 5. olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçilerek 6 ay süreyle ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. Sağlık Bakanı olarak başladığı 65. hükümette daha sonra başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı süresince Sağlıkta Dönüşüm Programı'na nezaret etti. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'de aile hekimliği kuruldu. Kamu hastaneleri aynı çatı altında toplandı ve bütün vatandaşlara eşit, hakkaniyetli sağlık hizmeti temin edildi. İlaç fiyatları büyük ölçüde ucuzlatılarak kontrol altına alındı. Kamu özel ortaklığı yöntemi de kullanılarak kamu hastaneleri güçlendirildi. Tam gün çalışma, performans yönetimi ve performansa göre ödeme ile hizmetler verimli hale getirildi. Uçak ambulanslar dahil tamamen ücretsiz 112 hizmetleri yaygınlaştırıldı. 21. yüzyılın en kapsamlı ve etkin sağlık sistemlerinden birisi kuruldu. İnsan odaklı bu sağlık sisteminin özgünlüğü ve başarısı, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok uluslararası kuruluşlarca ve British Medical Journal, The Lancet, The New England Journal of Medicine gibi itibarlı tıp dergilerince örnek gösterildi. Dumansız hava sahası ve obeziteyle mücadele programı gibi öncü projelerle insan odaklı sağlık hizmeti sunumu için çalışmalarını aralıksız sürdürdü ve birçok ülkeye ilham kaynağı oldu. 2013 sonbahar döneminde Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda master ve doktor öğrencilerine sağlıkta dönüşüm ve liderlik dersleri verdi. Aynı okulun sağlık alanında bakanlar seviyesinde liderlik adıyla oluşturulan eğitim programının danışma kurulu ve eğiticileri arasında yer aldı. 5 yıl süren bu programda 8 ayrı kursta toplamda 90'a yakın Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı yer aldı. Profesör Akdağ, başta Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve devlet tarafından yurt dışında davet edildiği konferans, sempozyum ve özel programlarda liderlik, ekip oluşturma, yönetim ve sorumluluk, politika geliştirme, stratejik plan hazırlama ve uygulama, sağlık sisteminin dönüştürülmesi ve bütün vatandaşların ulaşabildiği kaliteli sağlık sisteminin kurulması gibi konularda tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir. Halen 27. dönem Erzurum Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olan Profesör Doktor Recep Akdağ, evli ve 6 çocuk babasıdır. Sağlık Bakanlığı görevini sürdürdüğü dönemde bir bütün olarak başta dumansız hava sahası ve obeziteyle mücadele programı gibi öncü projelere imza atması,
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile küresel etki sağlayan özgün bir model oluşturması dolayısıyla Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değerler Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür. Evet, ödülünü takdim etmek üzere ilk olarak Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ezat Tarhan hocamla birlikte 22-23 24. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Rektör Danışmanımız Sayın Halide İncekaray'ı sahneye davet ediyorum efendim alkışlarınızla. Belediyelerde, hastanelerde, sivil toplum kuruluşlarında, özel kurumlarca yürütülen huzur evlerinde, yaşlı bakım evlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde, evde ve hasta bakım hizmetlerinde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışabiliyorsun. Üstelik 2 yıllık ön lisansı tamamladıktan